Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tablolarda yapısal değişiklik yapan alter table komutunu anlamaya çalışacağız. Tablolarda bildiğiniz gibi iki kavram var. Bilgi alanı ve içindeki veri. Bilgi alanı tipi, büyüklük, isim, varsayılan değer ve benzeri özellikler taşır. Bilgi alanı ile ilgili yapılacak yapısal değişiklikler alter table terimiyle başlar. Veri ise veriyi işlemek için 4 temel komut vardır. Insert, Select, Update ve Delete ile başlayan komutlar yer alır. Peki alter table komutuyla neler yapabiliriz? Alter table tablonun adı, sonra komutumuzu yazıyoruz. Komut yerine gelebilecek add olabilir, yeni sütun eklemek için. Change olabilir, alan özelliğini değiştirme, isim, veri tipi, veri türü gibi. Drop, sütunu tamamen silme. Rename ise tablo adını değiştirmek için kullanılan anahtar kelimeler. Tabi daha fazla işlemler de yapılabilmektedir ama biz şimdilik ısınma amacıyla 4 tane işlemi göreceğiz. Örneklerle başlayalım. Alter table tablo adı add'den sonra yeni sütun ekleyeceğimiz için add'den sonra TC kimlik no sütunumuzun ismi sütunumuzun veri tipi begint 11 rakamdan oluşacak. Bu komutu verdiğimiz takdirde görüldüğü gibi TC kimlik no sütunu eklenmiş oldu. Burada not null kelimesiyle karşılaşıyoruz. Not null yeni bir bilgi girileceği zaman TC kimlik no mecburi girilsin, boş geçilemesin anlamında kullanılmıştır. Değiştirme alter table tablo adı change dediğimizde bilgi alanı özelliğini değiştirebiliriz. Bunlar neler olabilir? Veri türü, büyüklüğü, ismi, boş olup olmaması gibi alan özellikleri mevcut. Alter table özlük tablomuzun adı, change değiştireceğiz. TC kimlik no'nu TCK no olarak değiştir. Begint 11 not null olsun. Dikkat ederseniz sadece isim değiştiriyoruz ama diğer bütün özellikleri de tekrar yazmak zorundayız. TC kimlik no eski ismi, TCK no yeni ismi. Bu komutu verdiğimiz takdirde sütunumuzun adı değişmiş olacak. Bir başka komutumuz alter table tablo adı drop. Alan silme ya da sütun silme olarak geçen bir komut. Bu komut tehlikeli arkadaşlar. Komutu vereceğimiz zaman alter table özlük drop tck no dediğimizde bu komut icra edilecek ve dikkat ettiyseniz TC kimlik numarası sütunu uçtu gitti. Bu komut tehlikeli, bilinçli yönetici tarafından verilmeli. Veri kaybına sebep olmaktadır çünkü. Bir başka ifade alter table tablo adı rename. Rename tablo adını değiştirmek için kullanılan komut. Alter table özlük rename kişisel. Özlük ismini kişisel olarak değiştir diyoruz. Ve tablomuzun adı bu komutu verdiğimizde değişecek. Bu komut tehlikeli bir komut değil. Sütunlarda ya da verilerde bir kayıp olmayacaktır. Bu videomuzda bir soruyla tamamlamak istiyoruz. Öğrencilerin anne isimlerinin girileceği bir sütun oluşturan komutu yazınız dedik. Bu komutu yorumlara yazarsanız arkadaşlar tartışma fırsatımız da olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.